Selam arkadaşlar, kanalıma ve videoma hoş geldiniz. Bugün çilli begonya nasıl çoğaltılır? Sizinle birlikte gelin bir bakalım. Evet arkadaşlar, şöyle bir çilli begonyamız var. Daha önce de toplu olarak videomda göstermiştim çiçeklerin arasında. Bakın çok tatlı bir çiçek açmış. Kiraz gibi sarkıcı bir çiçeği var. Çok şık, çok tatlı duruyor. Kendisi de şık ve çok güzel bir çiçek. Bu çiçekler, bu çiçek bayağı bir uzuyor arkadaşlar, bayağı bir büyüyor. Şu an benim çiçeğim saksısı küçük. İleriki zamanlarda daha geniş bir saksıya alacağım. Şimdi gelelim bu nasıl çoğaltılıyor. Herhangi bir sürgün vermişse sürgünden çoğaltabiliyoruz. Tepe çelik alabiliyoruz çoğaltmak için. Bir de bunu başka bir yöntemle çoğaltıyoruz arkadaşlar. Şimdi gelelim ona. Evet. Yapraktan da çoğaltım yapabiliyoruz. Bakın arkadaşlar. Benim elimde iki tane vardı ama uzun süre bıraktığım için maalesef. Ah, buradaymış. Çok korktum bir an çürümüş diye. Evet, sürgünümüz yok ama yapraktan 2 adet çilli begonya elde ettik arkadaşlar. Gelin şimdi bunu birlikte saksılara ekimini yapalım. Ben saksının dibine böyle arkadaşlar fındık fıstık kabuğu koyuyorum. Yumurta kabuğu. Bunu koymamın sebebi çiçeğimin köklerine su tutmaması. Su tutarsa çürür. Yaşamaz. Çabuk kaybederiz. Bir de ben çiçeklerimi Hindistan cevizi torfu toprağına ekim yapıyorum. Hem çok faydalı çiçekler için, hem de su geçirgen. Evet arkadaşlar, yapraktan çoğaltım yapılması da kolay, çok uzun sürmüyor, 15-20 gün içinde böyle kökleniyor. Bu kadar arkadaşlar, toprakla buluşturduk. Filizlendiği zaman da tekrardan bir video çekeceğim. Merak eden arkadaşlarımız olacaktır mutlaka. Aynı şekil bunun dibinde de fındık fıstık kabukları var. Yumurta kabuğu var. Yumurta kabuğu hem çiçeklere çok iyi geliyor. Fındık fıstık kabuğu da öyle. Arkadaşlar bir de bu toprakla uğraşması insana çok iyi geliyor. Beni çok mutlu ediyor, bilmiyorum. Ben toprakla uğraşınca çok mutlu oluyorum. Evet. Bunlar da büyüyecekler. Anneleri gibi böyle çiçek verecekler. Kocaman çiçekler olacaklar. Ben arkadaşlar bir de bu gibi çiçeklere esmer şeker katıyorum ekim yaparken topraklarına.
bir tatlı kaşığı kadar katıyorum. Şu an yanımda olmadığı için katmadım ama diğer birkaç videolarımda var. Bakarsanız görürsünüz. Can suyunu da verelim arkadaşlar beraber. Bu gibi ekimlerde hassas çiçeklerimizde yeni ekilmişlerde fıstıkla sulama yaparsak daha iyi olur ama benim şu an yanımda mevcut değil. Bir de bu toprak gittikçe çökecek. Ben ilave edeceğim. Birkaç sulamadan sonra ekim yapacak arkadaşlar da öyle yaparsa iyi olur. Bunu da göz önünde bulunduralım. Hafif bir toprak olduğu için çökme yapacak. Bakın şu an yaptı bile. Evet. Anne bir bitkimize de su verelim. Susamış. Sonuçlar bu kadar. Aklınıza takılan bir şey varsa, benim bahsetmeyi unuttuğum bir şey varsa sorabilirsiniz. Yorumlar kısmında. Severek yorumlayacağım arkadaşlar. Ben bu çiçeğimi çok beğeniyorum ve çok seviyorum. Çok şık bir çiçek. Çok güzel bir çiçek. Evet arkadaşlar, kanalıma abone olmayı, yorum yazmayı, beğenmeyi unutmayın. Beğeni benim için çok önemli. Yorum da benim için çok önemli arkadaşlar. Verdiğiniz destekler için sonsuz minnettarım hepinize. Hoşça kalın.